Şöyle bir dakika, ben nerede olduğumuzu kaybettim ha. Şöyle şurada olması lazım. Evet, bak şu köşe. Evet, şu ip. Şimdi Dursun abi şöyle belirledi. Burası eskiden de kafa mıymış Deniz? Evet, sürdürdüğümüz ekim dikim yaparız dediğimiz kısım burası. Pirinç ekilir herhalde bu kadar su olan yere. Ne ekilir bilmiyorum. Dün hiç ekilmemiş bir toprakla verimi arttırmak için. 2-3 başla. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet dostlar, bu bölümde de size biraz köyümüzü tanıtalım istedik. Daha önceden köy evimizi size gösterdik, böyle bahçemizi hafif size gösterdik. Ama tam olarak bir köyümüzü dolaşmamıştık. Bugün drone'la bir köy turu atacağız. Ama küçük bir hatırlatma, videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Haydi drone'u kaldıralım. Evet, bir drone'umuzla köy turuna başlayalım dostlar. Önce biraz yukarı burası çıkalım. Bahçemiz diye. Burası bahçemizin ucu. Dostlar, bu önümüzdeki yoldan Sakarya'ya araçlar geçiyor. Şöyle evet. İstiyorsanız şu yolu biraz takip edelim önce. Şöyle. Evet, şu an arabanın geçtiği yoldan Mağara Köyü'ne, Mağara Köyü'nden Sakarya'ya kadar araç gidip geliyor. Biz şu an Sakarya tarafına doğru gidiyoruz dostlar. Evet. Şöyle. Söğütlü'ye doğru. Burası bizim köyümüzün meydanı. Burası köyümüzün ana meydanı. Burası Sakarya'ya doğru gidiyor bu yol. Evet. Şu gördüğünüz yer bizim bakkalımız. Genelde o zeytinleri çok güzel dediğimiz, alışveriş ettiğimiz bakkal. Evet, 3 tane bakkalımız var köyde. Büyük market yok, bu alıştığımız zincir marketlerden hiçbiri yok. Köyümüzün camisi. Dostlar, bu arada bizim köyümüzde sağlık ocağı da yok. Haftada bir, hangi gün geliyordu Filiz? Pazartesi günleri. Pazartesi 12'ye günü kadar geliyordu. Şöyle hazır. Yani ilaç yazmak için bir doktor geliyor köye ama tabii muayene vesaire yine. Camiyi görmüşken, köyümüzün pazarı buraya kuruluyor. İki kamyon kasası kadar bir pazardan bahsediyoruz. Bir tane kamyonda işte böyle hırdavat, ıvır zıvır aslında o tip şeyler satılıyor. Diğerinde de sebze, onun dışında bir şey yok. Şöyle geldiğimiz yoldan hafif geri dönüp diğer tarafa girersek. Şöyle dostlar, bizim burada köyümüzün merası başlıyor. Burası bizim köyümüzün merası. Arkadaki ormanda Mücahit'le birlikte o streç filmden çadır yaptığımız orman. Şöyle biz tekrar köyümüze dönelim. Evet, tabii birazcık yukarı çıktık. Biz ormana çok yakın aslında bir yerdeyiz. Şöyle bir dakika, ben nerede olduğumuzu kaybettim ha. Tamam, yol burası. Aşağıda camimiz, az önce söylemiştik. Şöyle alçalarak gidelim biraz. Şu an çünkü 150 metredeyiz. Bu yükseklik biraz fazla. Evet, şu köşede Ahmet abimizin evi var. Ahmet abi sağ olsun, burada bize çok yardımcı oluyor. Esas şöyle sizi bir döndürürsem, şöyle şurada olması lazım. Evet, bak şu köşe. Bu köşe de bizim Ali abimizin evi aşağıdaki. Evet, en eski köy evi. Buradaki en eski köy evlerinden. Ali abi sağ olsun bizle bir röportaj yapmıştı. Şuradan şöyle köyümüzün bitişine doğru getireyim sizi. Şöyle biraz da kamerayı havaya kaldırayım. Heh. Bakın dostlar, şurada Mücahitlerin çiftliği var. Mücahit şu an çiftlikte. Evet, büyükbaş hayvan çiftlikleri var. Burası Mücoların çiftliği. Şu an aşağıda inekler gözüküyor mu? Gözüküyordur herhalde. O kadar güneş yansıyor ki kameraya şu anda. Biz çok zor görüyoruz buradan. Evet, ben hiç göremiyorum neredeyse. Burası Mücoların çiftliği. Dostlar. Şimdi buradan bizim eve doğru dönersek zaten çok uzak değil. Gene hop köyümüzü gördük. Bakın şuradaki yeşil çatılı ev bizimki. Şöyle ben tam Filiz evden çıkıyor. Arkadan dolaşıp şöyle Mera'ya doğru gidip oradan şöyle biraz hızlı alayım. Köyün değil mi şu içinden şöyle geçip bu arka
yoldan şuradan tekrar eve dönüyor şu yolda. Bu arada demişken şurada Mürvet ablamızın da evi var. Mürvet ablamızın evi de aynen şurada olması evet, lazım. Çok güzel bir bahçesi, çok güzel bir bahçesi var. Bununla ilgili hangi videoda yapmıştık onu? Evet, Mürvet ablanın bahçesini de Panorama 4 videosunda paylaşmıştık. Çok güzel bir bahçesi ve çiçekleri vardı. Burası da Mürvet ablamızın evi. Diyelim. Şimdi Mürvet ablamızın evinden şöyle bizim eve doğru gelirken biz burada hep söylüyoruz dostlar. Bakın bahçeler ne kadar düzenli, değil mi? Evet. Bir düzen var. Herkesin bir bahçesinde çiçek vesaire ekili. Şöyle hop biraz da havaya kalkalım. Genel itibariyle bakımlı yazın bu turu bence tekrar yapalım Deniz. Evet, yazın daha da güzel olur herhalde bu bahçede. Daha da güzel olur evet. Özellikle baharda ağaçlar çiçeklenince falan süper gözükür. Şöyle biraz bizim bahçemize gelelim artık. Şimdi bahçemizde konuşacağımız şeyler var. Şöyle ben bir şurası bizim bahçe. Bahçeyi tepeden alayım dostlar. Şöyle. Yani ev sahibimiz var, biz varız. Bir de avluda farklı bir ev daha var. O nedenle bahçe üçe bölünecek. Herkesin bir kullanım alanı olacak. Böyle bizim için de biraz daha rahat olacak dostlar. Ve bambam vesaire daha rahat bahçeye çıkabilecek. Şu an sadece bizim kontrolümüzde çıkabiliyor. Çünkü bambam insandan korkmayan bir köpek olduğu için böyle bol bol herkesi sanki onu sevecekmiş gibi zannedip insanları korkutabiliyor. Evet, biraz tırnaşabiliyor. Evet, şu ip. Şimdi Dursun abi şöyle belirledi. Burası eskiden de kapı mıymış Deniz? Evet, burası eskiden kapıymış dostlar. Burayı kapamışlar nasıl olsa kullanmayız diye. Evet, şimdi yeniden buraya kapı olacak. Bize sürgülü bir kapı yapılıyor. Evet, yani bize geldiğinizde efendim böyle geleceğiz. Geleceğiz. Yani belki kenarlarda işte çiçek farklı bir şeyler kullanırız ama burası çok yürüyüş alanı olabilir ancak. Sürdürdüğümüz ekim dikim yaparız dediğimiz kısım burası. Yani öyle gelip şuradan şöyle L şeklinde. Ben şöyle hafif şey çıkıp bak dur orada. Şuradan şu köşeden. Şu köşeye kadar. Şu betondan evet. Böyle bizim. Yani aslında şöyle kesilecek. Doğru mu? Okey. Benim sesim çıkmıyordur. Evet, Deniz uzakta kalıyor tabii. Söyle bakalım söylemek istediğin neymiş. Evet, yani burası bizim avlumuz olacak dostlar. Evet. Şöyle gördüğünüz alan. Bu arada telin arkasını da istersek kullanabiliyoruz. Hani bir şey yaparsak Dursun abi hatta bu geldiğinde sordu. Hani böyle büyük kümes mümes yapmak istiyor musun diye de o bakalım o da başka bir yazın konusu diyelim şimdilik. Henüz yerine yerleştiremedik biliyorsunuz. Kümesi şöyle şu ileride Deniz gösterir şimdi. Şu ileriye doğru tellerin dibine doğru yani ağaca evet. Doğru almayı düşünüyoruz. Farklı bir tavsiye bir varsa. Ya da sizin önereceğiniz bir yer olur mu acaba burada? Evet tavsiyeleri açığız o konuda. Yani biz orasını düşündük. Birazcık daha kenarda olsun diye. Bu bahçenin bir de yine ip gerili kısmı var. O bize doğru olan kısmı da ekim dikim yapabileceğiz. Fakat işte dediğim gibi şu anda biraz göstermek istiyorum orayı. Bu arada sobanın küllerini biriktirmiyorum herhangi bir yerde. Öyle büyük bir varilim olmadığı için. Sobadan sadece odun külü çıktıkça buraya getirip döküyorum ama saklamam lazım. Yanlış mı yapıyorum, nasıl yapıyorum emin değilim. Yani şu anda dökmek doğru mu bilemiyorum. Şurada ip gözüküyor mu? İp gözükmese de ben onu tepeden yani şurada mavi bir varil var. Varille şu ilerideki ağaca kadar bir çizgi var. Geriye kalan komşumuza ait bize doğru olan kısım bizim ekim dikim yapacağımız alan ama o kısım kupkuru buraya bir göstereyim. Yani baya baya göl. Pirinç ekilir herhalde bu kadar su olan yere ne ekilir bilmiyorum. Dün 2 saatlik bir yağmur sonucu bu su birikti. Evet çünkü aslında bir hafta önce yağan yağmur o kadar işte kar vesaire toprağı o kadar doyurmuştu ki şu an bir damla bile direkt üstte kalıyor yani. Bir şekilde bu hafta zaten odunumuz da bitti. Kısa süre içerisinde bu şu anda bahçedeki odunların yakmaya hazır hale getirilmesi gerekiyor. Burası o vesileyle de tamamen toplanmış olacak.
Sonrasında burada artık oturmak için, dikmek için, ekmek için bir alan belirleyeceğiz. Bu konuda dediğim gibi tavsiyelere de açığız. Sizden çok güzel fikirler geliyor ve çok işimize yarıyor. Biz bu ortadaki büyük alanı böyle oturma yerimiz olarak işte ateş çukurumuzu koyalım. Belki paletlerden bir iki tane daha koltuk yapalım, ortaya bir masa yapalım. Evet, çocuklar için belki yazın bir şişme havuz olur, bir şey olur. Hani vakit geçirilebilecek bir eğlence alanı olsun. Bir oyun alanı olarak düşünüyoruz. Bu arka kısmımızı da ekim için evet. Bir alan olarak düşünüyoruz. Ama bu yol hizasında da hani yolun sağına soluna da ekebiliriz mesela. O da güzel olabilir. Sizin de önerilerinizi belki bekliyoruz. Orada ne olabilir biliyor musun Deniz? Şu an fikir yürütüyorum. Yine buradan dostlardan da şey fikir isteyelim. Oraya belki ince uzun bir şey yapabiliriz. Sebze yatağı gibi. Tamam öyle zaten düşündüm. Yani şey yerde değil de biraz yüksekte. Olabilir. Yani doldurup. Mesela yani büyük tahta saksılar gibi düşün. Uzun olacak. Onun üstüne işte bir şeyler ekebiliriz. Şey bile olabilir yani. Çilek vesaire bile olabilir. Olabilir. Bu arada bak şu olabilir. Güzel. Şimdi aklıma geldi. Zaten sağa solu tel olacak ya. Hı hı. Sıraya fasulye ekilebilir. Hazır sarılacağı yer de var. Ha. Ay aslında olabilir. Salatalık olur biliyor musun? Salatalık, fasulye hani böyle sarılması evet. Şeyler, domates. Ha evet olabilir. Hani... Domates belki zor olur da orada. Domates işte, çünkü sırık çok istiyor. Güzel olur. Evet, salatalık bir de. Salatalık bir sıra salatalık bir sıra fasulye olabilir. Aynen. Tabii Dursun abiyle konuşmak lazım dediğim gibi. Çünkü aynı zamanda onların da görselini etkileyen bir şey olacak. Bir sonrası yani onu danışırız. Burası bunun da bu arada o şey tel dibini kullanabiliriz yine. Evet. Yani oraya sarmaşık olacak, ne bileyim sırık isteyecek şeyleri oraya da ekebiliriz. Destekleyebiliriz yani. İşte bir plan yapmak lazım. Sadece bu kadar çok su olması beni biraz ürküttü. Bir de daha önce hiç ekilmemiş olduğu için nasıl bir verim alacağız o da beni düşündürüyor. Hiç ekilmemiş bir toprakla verimi arttırmak için nasıl bir gübre kullanmak lazım ya da ne yapmak lazım? Varsa tavsiyeniz onlar da çok makbule geçer doğrusu. Gördüğünüz gibi yani o ekim dikim yapmak istediğimiz alanla alakalı kafamızda soru işaretleri var. Çünkü bayağı ıslak bir toprak yani ne ekilir orada ne olur. Çok da zaten bu ekim dikim işleriyle alakalı bilgi sahibi değiliz. Yeni yeni öğreniyoruz. Evet, el yordamıyla yani daha yeni yeni öğreniyoruz bir şeylere. Hani şeyi istemiyoruz. Geçen yaz öğrendik yazın ekilecek şeyleri ve bu yaz çok güzel bir bahçe yapmak istiyoruz. Yanlış bir yer seçip onun hatasını çekmek istemiyoruz açıkçası. Daha önceki evimizde sizden ekim dikim yaparken çok tavsiyeler almıştık. Bahçeyi nasıl değerlendirelim, neyi nereye ekelim gibi. Çok tavsiyelerde bulunmuştunuz. Bize çok faydalı olmuştu. Şimdi burası bambaşka bir yapıda, bambaşka bir toprak, bambaşka bir bahçe. Yine sizden fikir rica edeceğiz. Mesela biz o bölgeyi ekim dikim için ayırırken bir yağmur yağdığı zaman bu kadar su altında kalacağını düşünmemiştik. Evet. Yani su altında kalıyor ve oradaki su gitmiyor. Belki bu oraya göre bir şey ekilebilir. Çok su isteyen ne olur çok yani? Çok su isteyen mesela... ne olur? Yağmur yağdığı zaman orası sulu olacak yani evet. Belli. Evet dostlar bugünlük de bizden bu kadar olsun. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada Instagram hesabımızı ve Filiz ile Deniz YouTube kanalımızda takip ederseniz çok mutlu oluruz. Diğer videolarımızda görüşene kadar hoşçakalın. Evet dostlar aslında şu an bulunduğum kısım bizim bahçemiz değil. Evet bahçemize... Bizim bahçemiz, nasıl söyleyeceğim onu ya? Bahçenin bize ait kısmı değil. 1-2-3 başla! Benim başım da ya. Dönelim mi? Ne istiyor? Hadi dönelim. Duydun mu kap diyor. Aha kaptı. Bambam kap. Vallahi kaptı bırakmıyor. Bu ne gibi? Bu ne kimik? Parka mı gitmek istiyorsun? Biz parka gidelim mi babası? E tamam siz parka gidin. Bay baba. Ben Murat Deniz'i alayım eve çıkayım. Bay baba. Güle güle. Bula bula. Hemen de sattı babayı.